daha önce hiç görmediğiniz, ne internette ne bir yemek tarifi kitabında görmediğiniz meze tarifi yapacağım. İstiridye mantarlarını ben daha önceden temizledim. Şu temizlemediğim şöyle bir peçete yardımıyla sadece sileceksiniz. Bu tarifte kesinlikle mantarı yıkamıyoruz. Kesinlikle. Bunları daha önce temizledim ben. Zaman geçmemesi için akşam Fenerbahçe maçı var. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz bana ait bir tarif. Mutlaka ama mutlaka bütün mantarlar böyle kupkuru olmalı. Nemli olur mantar. Bütün nemini alın. Nemini aldıktan sonra ocağın altı en küçük şekilde yanıyor. Orta ateşe getiriyorum. Ben çelik tava kullanıyorum. Siz teflon tava kullanırsanız çok daha rahat edersiniz. Tavada yapmamız sizi aldatmasın. İster sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz bir meze yapıyoruz. Dolapta 3 gün 4 gün bekletip bekledikçe çok daha lezzetli olacak. Defalarca yapmak isteyeceğiniz bir meze. Sizden istediğim mantarları 2 parmak kalınlığında kesmeniz. 2 parmak. Bir tane daha keselim. Hemen hemen hepsi yaklaşık 2 parmak kalınlığında olmalı. Eğer ızgarada böyle döküm tavada yapıyorsanız bütün kızartıp kızarttıktan sonra kesmelisiniz. Ama benim gibi normal tavada yapıyorsanız parmak parmak büyüklüğünde kesip kullanmalısınız. Koray bıçak kullanmak zorunda mıyım? Değilseniz böyle de parmak büyüklüğünde ayırabilirsiniz. Lezzetli olması için tava tam dolmadan, aynen benim yaptığım gibi çok sıkıştırmadan kızartacaksınız. İkinci tarafını döndürdüğüm anda bir sarımsak, sarımsağı küçük küçük doğruyorum. Ne kadar küçük o kadar lezzetli. Bakın en az bu kadar ince. Daha sonra tavaya lezzet versin. Hemen cam bir kap. Pişenleri böyle alalım. Hemen ikinci. Burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Sadece yaprakları. Püf noktası kızartırken kesinlikle kurutmuyoruz. Kesinlikle. Sıcakken hemen tuz, karabiber, kızarttığımız mantarları şöyle alalım. Bunlar da kızardı. Hemen bunlar da oyuna. En az 250-300 gram gibi düşünün mantarları. Normal 2 parmak kalınlığı pişireceğiz. Pişince 1 parmak kalınlığı düşüyor zaten. Bu yeni çıkanlara da tuz, hemen karabiber. Artık mezemizi yapmaya geçebiliriz. Bir kırmızı soğan, bir normal soğan. Kırmızı soğanın sadece yarısı. İnce ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Bakın. Böyle ince ince olmalı. Normal soğanın sadece yarısı. İnce ince kesin. İnce ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Tuz. Bolca tuzlar. Daha sonra acısını çıkartıyorum. 2 dakika boyunca yoğurduktan sonra, bakın 2 dakika yoğurdum. Görüyor musun? Suyu çıktı. Soğanlar buraya. Bu hemen yıkamaya. 3 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 2 3 Şimdilik. Hardal. Hangi marka hardal? Bakın bu marka hardal. Koruyucu içermez diyor. Hiçbir bağlantımız, hiçbir karımız yok. Sadece mezelere çok yakışıyor. Şöyle bir. Koray ben hardal sevmiyorum. Kullanmak istemiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. 2 yemek kaşığı şimdilik. Yeterse bakacağız. Tuz. Çay kaşığın ucuyla. Yarım limon. Eğer varsa lime kullanın. Yoksa normal limon kullanabilirsiniz. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Ama yarım limonla tedbirli olalım. Direkt mantarın üstüne değil. Burası önemli. Hardalın üstüne. Elma sirkesi. 1 1,5 yemek kaşığı. Ya Koray,
üzüm sirkesi kullanabilir miyim? Başka sirke kullanabilir miyim? Kullanamazsınız. Sadece elma sirkesi. Çok fazla tadı değişiyor. Mutlaka elma sirkesi. İsterseniz böyle sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Tamam mı? Hardal üstünde topak topak kalmayacak. Tamamen sosla bu birleşecek. Bunu aynen böyle tüketebiliriz. Aynen böyle. Açın ağzınızı. Ama daha da lezzetlenmesi için buna biraz karabiber, çay bardağı ölçüsü alalım. Herkes yapabilsin. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Biraz daha tuz. Ve en son artık soğanlar. Ve karıştır. Karıştır, karıştır. Çok iddialı değil mi? Daha önce bu mesleği hiçbir yerde görmediğiniz, hiçbir kitapta, tarif kitabında yazmaz demek değil mi? Artık mezenin adını siz koyun. İster Koray Çengel mezesi dersiniz, Çengel mezesi dersiniz. Kapağını kapat, şunu balık restoranlarında, et restoranlarında müşteriye götür, parmaklarını yer, yarışmaya katıl, birinci olursun. Bu hemen dolaba, buzdolabına. Bu artık dolaba. Bak, isterseniz hemen de yiyebilirsiniz. Sıcak sıcak da yiyebilirsiniz. Ama en az 2 saat bekletirseniz çok lezzetli bir meze yersiniz. Eğer 6 saat bekletirseniz daha muhteşem olur. Bir gün bekletirseniz şov olur. En büyük ocak en güçlü şekilde yeniliyor. Hemen altını kısıyoruz. Bu tarifi daha önce yapmıştık. Güveç, müthiş bir tarif yapıyoruz. Mutfakta şef var mı dedirtecek bir tarif. Altı kısıkken hemen 1, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 tane sarımsak. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Daha sarımsaklar oynamaya başlamadan acı biber. Ben Bilecik biberi kullanıyorum. Siz Arnavut biberi kullanabilirsiniz. Herhangi bir acı biber kullanabilirsiniz. Küçük küçük kesin. Küçük küçük çekirdekleriyle birlikte. Çekirdekleri görüyor musunuz? Sarımsaklar oynamaya başladığı anda bir tatlı kaşığı tereyağı. Şanslıyım, köy tereyağım var. Hatta 1,5 tatlı kaşığı olsun. Koray çok yağlı olmuyor mu? Kesinlikle olmuyor. Bu hatırlıyor musunuz? Kalan mantarlarımız. Şöyle bir karıştır. Tamamen tereyağının erimesine izin ver. Müthiş lezzetli bir ara sıcak yapıyoruz. Mantarları oyuna katıyorum ama sadece yaprak bölümlerini. İstiridye mantarlarının yaprakları. Tuz. Tuz ne kadar seviyorsanız o kadar size kalmış. Karabiber. Ne kadar karabiber seviyorsanız o kadar. Tamamen isteğe bağlı. Çay kaşığının yarısı kadar kırmızı toz biber. Koray, ben insan değilim senin gibi. Daha da acı istiyorum diyenler için kırmızı pul biber. Bir çay kaşığı. Küçük bir itiraf. Esasında ben acı çok hoşlanmam yemekten. Ama bir şeyler içerken alttan alta mezeden acı gelmesi çok hoşuma gider. Şimdi artık iyice karıştırdıktan sonra altını kısıyorum ve 8, 9, 10 dakika pişmesine izin veriyorum. 8-9 dakikadır pişiyor. Kaşar peyniri. Şöyle en kalın tarafıyı da rendenin. Biraz kaşar peyniri rendeliyorum. Kaşar peynirleri oyuna. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Hemen şöyle içine karıştır. O zaten erir. Cheddar peyniri varsa yoksa kaşar peynirini kesersiniz. Bu incir bir çek dilim. Bunları üstüne katarsınız, katmazsınız size kalmış. Şöyle bırak. Artık şunu bir servis yapalım. İsterseniz son olarak mayonez de katabilirsiniz. Mayonez de çok şık yapar. Şöyle bir son kez karıştır. Karıştırdıktan sonra artık servis tabağına. Ya Koray, bunu ilk defa görüyoruz diyenler. Ki ilk defa görüyorsunuzdur çünkü başka yapan yok. Şunu restoranlarda yiyemezsiniz. Hiç böyle bir şey söylemem biliyorsunuz ama bunu mutlaka yapın. Ve paylaşın. Video izlensin diye değil ha. İnsanlar da yapsınlar evlerinde. Dışarıya bağımlı kalmasınlar. Eşiyle, dostuyla bu pahalılıkta güzel bir şeyler yiyebilsinler. Tekrar dolaba mayonez katmadığımız için nereden baksanız 3-4 gün rahatlıkla dayanır. Mayonez katarsanız 2 gün. Bu hemen dolaba biraz maydanoz. Yani görüntü olsun. Şık dursun. En son görüntü bu. Daha önce böyle bir şey görmediniz değil mi? Tadına bakın. Tadına bakın. Bu benim mezelerden bir tanesi. En az böyle 20-25 tane kendi mezem var. Ama daha onlara geçmedik. Zaman içinde yaparız belki. Meze tabağını almasanız da olur ama ben hani
çekim yapıyoruz herkes görsün diye alıyorum. Böyle alması zordur ama siz bana bakmayın. Siz isterseniz görüntü bozulabilir. Artık şunların bir tadına bakalım. Esas bugünün yıldızı bu. Ama bu sıcak ya. Sıcakken şuna bir bakalım. Kaşar peyniri falan erirken. Görüyor musunuz? Bunun acı olduğunu anlatabilmek için köşesine biber de koyduk. Bu da önemli bir nokta. Yiyenler ne yediğini bilmeli masada. Açın ağzınızı. Her zaman gibi ilk lokma sizin. Şuna bak. Açın ağzınızı. Şu kaçırmayalım şu peyniri. Vay be, vay be. Şunu yapmazsam kendimi asla affetmem. Üç parmak tekniği. Üç parmak tekniği. Açın ağzınızı. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey olmaz ya. Nasıl acı biliyor musun? Üf. Acı sevmeyen tabii ki acı yapmayacak. Gelelim gecenin yıldızına. Aynı çatalı bile kullanmak istemiyorum. En ufak bir lezzet karışması olmaması için. İlk önce mantarından. Sonra soğanından. Önemli bir nokta. İsteyen mayonez de katabilir. İnanılmaz lezzet katar. Bir de öyle de deneyebilirsiniz. Koray, ona böyle bir şey olmaz. Buna böyle bir şey olmaz. Hepsi mi harika oluyor diyenleri duyar gibiyim. Yorumlar açık. Buyurun yapın. Yaptıktan sonra yorumunuzu yazın. Tek şart yapmanız. Alın size hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir tarif. Bunun gibi en az 25-30 tane daha tarif var. Kendime ait meze tarifi. Ama zaman içinde bakalım. Yaparsak yaparız keyfimiz yerinde olursa. Hepimize yine sağlık tekrardan. Herkese selamlar. Bugün keyfim yerinde.